Peki. Bu arada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la da ilgili yeni bir iddia gündemleri gazeteci Şaban Sevinç paylaştı. Bu bilgiyi sonrasında da Mansur Yavaş'tan da sert bir açıklama cevap geldi. Şaban Sevinç Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını iddia etti Mansur Yavaş'ın. Mansur Yavaş da bizim böyle bir şeyden bilgimiz yok. Herhalde bilgimizin olması gerekir. Partinin kuralları bellidir. Genel başkanın açıklamaları bellidir. Bu kişi partiyi karıştırmaya çalışıyor. Elinden geleni yapıyor. Öyle anlaşılıyor. Başka diyecek bir şey yok dedi. Bunlar partiyi karıştırma çabaları mı sizce? Böyle mi yorumlamak gerekir? Şimdi Sayın Yavaş'ın bunu bu şekilde yorumlamasını ben anlayabiliyorum. Çünkü açıkçası bir gazetecinin bunu çok güçlü bir kulis olarak ortaya koymuş olmasından sonra kendisinin de Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkilerinin yakın olduğunu bildiğimize göre böyle bir şeyin iki ihtimali olabilir. Ya bu gerçekten konuşuluyordur ya da Mansur Yavaş'a buradan mesaj veriliyordur. Mansur Yavaş'ın bu tepkisi de bu anlama gelir. Yani sen aday değilsin mesajı veriliyordur. Halbuki Sayın Genel Başkan inatla bizim iki forvetimiz var diyerek bunu futbol deyimiyle tanımladı. Şimdi bu iki forvetin birinin yardımcı forvet olduğu ile ilgili bir bilgi varsa bunu biz forvetlerin açıklamasında görürdük. Ama her seferinde söylemeye çalıştığım şu, bu çok erken bir tartışma konusu. Bir kere önce, biraz önce Sayın Özel'in yaptığı konuşmanın üzerine konuştuğumuz şeydir önemli olan. Yani Türkiye'deki insanların kimin başkan olacağından daha büyük sorunları var. Ve şunu netleştirmek lazım. Ben hep aynı cümleyi kullanıyorum bu konu açıldığında. Mesele Türkiye'yi kimin yöneteceği değil. Mesele Türkiye'yi neyin yöneteceği? Yani hangi kuralların yöneteceği? Hangi ekonomik şartlarla yönetileceğimiz? Hangi refah seviyesinde yönetileceğimiz? Bunun için işte dünyanın başka ülkelerinde o gitsin bu gelsin her şey düzelsin mi diyor Avrupa'da insanlar? Bir sistem var. O sistemi uygularken hata yapmayacak kişinin orada olması gerekiyor. Şimdi siz benim seçtiğim adam gelsin ve her şeyi düzeltsin. Benim seçmediğim adam gelirse her şey bozulacak. Türkiye'yi ortadan ikiye bölmüşüz. Bizimkiler ve onlar, işte hangisi gelirse Türkiye mi kazanacak? Meselemiz bu olmalı bizim. Yoksa o ortadan ikiye böldüğümüz taraflardan herhangi biri mi kazanacak? Türkiye'nin kazanacağı modeli kurmak zorundayız. Şahısların burada çok o kadar önemi yok. Önemli olan o modeli nasıl kuracağımızdır. Oturup konuşulur kimin aday olacağı ondan sonra. Peki, zamanı geldiğinde o zaman bir kez daha bu tartışmaları konuşuruz. İnanç Uysal, çok teşekkür ederim. Katılımınız için güzel bir gün olsun.